Herkese merhaba. Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Yeni raflarım, eski makinam ve ben buradayız. E, bugün hemen hızlıca bir şeyler çekmek istedim yeni dikiş odasında. O yüzden uzun zamandır yapmak istediğim postacı çantasını yaptım. Ama bunu çocuklar için çalıştım. Boydayını büyütüp siz büyük için de çalışabilirsiniz. Size i̇şte çıt çıt koyabilirsiniz. Fermuar koyabilirsiniz. Ama ben kızıma özel bunu yapmak istedim ki böyle bir yere giderken ayıcıklarına, peluşlarını falan koysun diye. Ee, gayet kullanışlı, yandan asmalı postacı çantası oldu. Bu projenin bir de şu güzel yanı var ki hiç dikiş bilmeyenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Özellikle hani dikebilir miyim acaba diye denemek isteyenler eski tişörtlerden veya evdeki kumaşlardan deneyebilirler. Neden? Çünkü sadece dikdörtgenler keseceğiz. Bu dikdörtgenlerin kenarlarını dikeceğiz ve birleştireceğiz. Böylece yandan asmalı gayet güzel bir posta çantamız olacak. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim ama ondan önce eğer abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna doğru da hoşunuza gittiyse bir beğenmenizi alırım. İşe kumaşlarımızı keserek başlıyoruz. 30 santime 20 santim bir dikdörtgen kesiyoruz. Bundan toplamda 4 tane olacak. Neden 4 tane? Çünkü 2 tanesi dışı, 2 tanesi de içi için olacak. Eğer siz astarı farklı bir kumaştan yapacağım diyorsanız 2 tane dış için, 2 tane de astar için kesebilirsiniz. Bu İç tarafı için ne yapıyoruz üst üste yüz yüze gelecek şekilde kumaşlarımızı koyuyoruz ve üç kenarını dikiyoruz uzun kenarlardan biri boş kalacak diyelim ki bu da astar için kullandığımız kumaş yine kumaşlar yüz yüze bakacaklar tersinden üç kenarından dikeceğiz dikerken elinizi kaldırmanıza gerek yok 3 tane hiç kesmeden dümdüz şekilde dikebilirsiniz. Dikişin sonuna geldiğinizde iğneyi çıkarmadan kaldırıyorsunuz, döndürüyorsunuz kumaşı ve devam ediyorsunuz. Yani kumaşı ipi kesmeye gerek yok. Bakın ip iğne içerideyken ayağı kaldırdım, kumaşımı çevirdim ve dikmeye devam ettim. Aynı işlemi ikinci iki parçaya da yapıyorum. İç ya da dış. Yine kumaşımı kaldırmıyorum, ee, direkt kesintisiz bir şekilde üç kenarını dikiyorum. Kamera açılarını tam ayarlayamadığım için henüz yeni yerde, ee, biraz ellerim gelmiş ama görünüyor dikişin nasıl oldu. O yüzden bu şekilde yaptım. Yine de siz anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. İki parçanın dikişi bittikten sonra. Ben ne olur ne olmaz ikisinin de düzünü çeviriyorum, bakıyorum. Şimdi biz bunda bir derinlik yapmadık. Oldukça basitlik, dörtgen çalıştığımız için derinlik yapmadık. Köşeleri sivrileştirmemiz gerekiyor. Ben makasla yaptım ama dikkatli yapın yani makasınızın ucu sivri ise e, kumaşınıza delmeyin. Bu şekilde yavaş yavaş e, uçlarını çıkardım. Hem dikişte bir problem var mı diye bakıyorum, hem de düzgün olup olmadığını kontrol ediyorum. Biz şimdi bu iki kumaşı birbirine dikmemiz lazım. Bunu nasıl dikeceğiz? Bir tanesini ters çeviriyoruz. Yani kumaşlardan biri yani bir taraf biri iç biri dıştı ya. Bir tarafı tersini çeviriyorum. Diğerinin düzü duruyor. İç içe koyuyorum bunları. Yani yine kumaşlar yüz yüze bakıyorlar. Ve e, burada bir kayma olmaması için kenar dikişlerinin üst üste geldiğine emin oluyorum. Ve bu şekilde önce iğneliyorum, yerlerini netleştiriyorum. Yerlerini ayarladıktan sonra artık iğnelerimi veya klipslerimi ortaya alabilirim. Yanları boşaltıyorum. Sürpriz çünkü askısını yapacağız. 90 santime 10 santim. Şimdi bu kalın bir askı olması için böyle yapıyorum. Kumaşı enindeyken önce eşit olacak şekilde ikiye sonra da dörde katlıyorum. Bu işlemi neden yapıyorum? Sağlam olsun tok dursun diye. Toplam 4 kat oluyor. Bir daha yapalım. Kumaşımı iki taraftan eşit bir şekilde ucuca getiriyorum ve tekrar katlıyorum. Eğer bir kumaşı kesip ikiye katlayıp kenarına dikerseniz daha ince olur. Ama bu şekilde yaparsam dört kat oluyor. Askı olarak hem daha tok duruyor hem de daha sağlam olur. Şimdi o ucuca getirdiğim kısımları dikiyorum. Elimle de dikerken o katlı yerleri iğnelemedim pratik olsun diye siz iğneleyebilirsiniz. Ama dikiş makinesine dikerken o ister istemez getirecek aynı hizaya. Ama hani yine de ben yeni başladım güvenemiyorum derseniz iğneleyin bu şekilde bütün kumaşı ondan sonra yapın. Bakalım ne oldu kenarları tamamen dikildi. Şimdi diğer tarafına da orada dikiş var orada dikiş yok bir eşitsizlik olmasın çantalarda hep öyledir ya zaten iki tarafta da vardır dikiş. Onun için diğer tarafa da dümdüz bir dikiş dikiyorum. Böylece ne oluyor çantamın sapı hazır oluyor. Bu arada bu projeyi yaptıktan sonra veya bu proje çok kolay ben daha karmaşık daha büyük yetişkin çantaları dikmek istiyorum diyorsanız da sağ üstte hemen bırakıyorum. Orada çanta dikimi ile ilgili birbirinden farklı videolarımı bulabilirsiniz. Şimdi sıra geldi kolu takmaya. Kolumuz tabii ki ne, nerede olacak? Yanda olacak, dikiş kısımlarında olacak ve düz bir şekilde ön ve arka, iç ve dışın arasında kalacak. Dikişler üst üste, arasında da kol var. Kolu içeri doğru atıyorum. Burada önemli olan döndürmeyin ki döndürürseniz çünkü e, askı böyle döner şekilde olur. O yüzden dümdüz bir şekilde çanta kolunu böyle elinizle kontrol ederek diğer ucunu da diğer dikiş taraflarında yine iç ve dışın arasında kalacak şekilde yerleştirip klipsliyoruz veya toplu iğne ile birleştiriyoruz. Kalan kolu da yani dışarıda kalmaması gerekiyor kolun içeriye doğru itiştiriyoruz. Arkasından bir dikiş yapmamız gerekecek. Bu iç, dış ve kolu birbirine birleştireceğiz. Bunun için burayı dikmemiz lazım boydan boya ama açıklık bırakmamız lazım ki ters çevirebilelim. Bu açıklıkta ne kadar olmalı? Yaklaşık 4 parmak kadar açıklık bize yeter. O yüzden nereden başlıyorum? Bir tarafın ortasında 4 parmak boşluk kalacak şekilde ortada bir yerden başlıyorum. Burada pekiştirmemi yapıyorum sökülmemesi için ve dümdüz bir şekilde dikiyorum. Ta ki İlk dikiş dikmeye başladığım yere 4 mesafe, 4 parmak mesafe kalıncaya dek. Bir de şu püf noktasını söyleyeyim. Kol kısımlarına geldiğinde ileri geri giderek 2 kere diktim. Neden? İçine bir şey koyduğumuzda ağırlıkla dikişi atmasın, daha sağlam bir dikişi olsun diye. İki kol kısmında da aynı şeyi yaptım. Şimdi açık kalan kısım 4 parmak kadar. Buradan düzünü çeviriyorum. Artık düzünü çevirdikten sonra son bir işlemimiz kalıyor. O da açık bıraktığımız kısmın kapatılması. Burada şunu tercih edebilirsiniz. Sadece açık bıraktığınız kısmı dikebilirsiniz ki ben bunu tercih etmiyorum. Çünkü orada böyle manasız bir dikiş oluyor. Kısa bir 4 parmak uzunluğunda bir dikiş oluyor. O yüzden ben böyle ince bir dikişle bütün etrafını dolandırıyorum ki sanki onun modeliymiş gibi gözüksün. Birçok kişi de böyle yapıyor ama yok ben hepsini dikmek istemiyorum diyorsanız o zaman tabii ki sadece açık kalan kısmı da dikebilirsiniz. Artık bu projenin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.